Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üçgende eşlik ve benzerlik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT Matematik konuyla ilgili birinci adım olacak. Kitabımızda 19. ünite olarak geçiyor sevgili arkadaşlar, ama geometri içinde ikinci ünite diyebiliriz. Birinci ünitede de üçgendeki temel kavramları görmüştük, yardımcı elemanlar. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. TYT'ye hazırlanan arkadaşlarım için bütün testlerde söylüyorum. Mezun A kazanım kavrama testlerini de mutlaka çözünüz. AYT içinde mezun B kazanım kavrama testleri vardır ki bunları çözmeden sınava girmeyin derim ben. Çok güzel testler. Kanalımda hepsinin de konu anlatımlı olarak çözümleri var. Ben de size sevgili arkadaşlar soruların çözümünde konu anlatımlı olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki ABC üçgeninde DE BC'ye paralelmiş. AD x artı 4 birim, DB x eksi 1 birim, AE x artı 2 birim, EC de x eksi 2 birimmiş sevgili arkadaşlar. Buna göre AC'yi soruyor, şu toplam uzunluk soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar paralellik gördün mü ben hiç affetmem. Bu arkadaş bu arkadaşa paralelse şu iki açı yöndeş açılardır, eştir. Şu iki açı da yine yöndeş açılardır. Eştir. Tepe açı da görüyorsun. Tepe açı da hem ABC üçgeninde hem de ADE üçgeninde ortaktır. Bu durumda üç açı da benzerdir. Yani ABC üçgeni bildiğin ADE üçgenine benzerdir. Bu durumda ne yazarım sevgili arkadaşlar? Önce küçükten başlayalım. AD bölü AB. Yani x artı 4 bölü şu ikisinin toplamı 2x artı 3'tür. Değil mi AB? 2x artı 3'tür. Şimdi AD üçgeninden başladığım için önce şu arkadaşı şu arkadaşa oranladım. Eşittir. X artı 2 bölü hop tamamı. Tamamı ne? 2x. Değil mi? Artı 2 eksi 2 2x. İşte buyur sevgili arkadaşım. Benzerliği yazmış olduk. Ne kadar güzel değil mi? İkinci dereceden bir denklemle uğraşacağız. Ama onun da güzel bir yolu var mı? İterasyon yapabiliriz. İterasyonla çözebiliriz. Öncelikle şunu da göstereyim. AE'yi de bakın AE'yi de AC ile benzettim. Bunları da sıralamasını da düzgün yazdım. Soru çözerken illa sırasıyla yazman gerekmiyor ama bir sorumuzda göreceğiz. Öyle bir trik de var. Ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Bunları içler dışlar. Hadi çarpalım. Bakalım karşımıza ne çıkıyor. İçler dışlar çarptım. 2x kare artı 8x eşittir. Şu arkadaşları çarpıyorum. 2x kare yine artı şunu bunu çarpıyorum. Artı 4x artı şimdi 3 ile çarpıyorum. 3x artı 6. Bildiğin çarpmanın toplama üzere dağılma özelliğini kullandım. Güzel bir haberimiz var. Bakın iki tarafta da 2x kare var. Birbirlerini götürdü. Bütün x'leri bir tarafta toplayalım. 8 tane x burada. Burada 7x buraya gelir. Eksi 7x olur. 6 olur. X de kaç olur arkadaşlar? 6 olur. X bilinmezini, x gizemini çözdükten sonra soru çok kolaylaşmış olur. AC'ye ne demiştik arkadaşlar? 2x demiştik. 6 ile 2'yi çarptım. Buyur sana ahan da 12 dedim. Devam ediyor. Ha, iterasyon dediğimde sevgili arkadaşlar eğer zor bir ikinci dereceden denklemle karşılaşırsan hani şıkları deneyerek ya da gidebilirsin. Ya da x'e bak 6 verdiğimde 8 bölü 12 10 bölü 15 oluyor ki 1,5 katı o şekilde de çözebilirdim. Geldim ikinci soruya. ABC dereret üçgenlerinde diklikler verilmiş. Bak dik. AB 6 EC 4, burası da 8 olarak verilmiş. Buna göre AE uzunluğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar, işin içinde 90 dereceler varsa ve 90 dereceler bir şekilde iki parçaya bölünüyorsa, burada hemen dikkat et, benzer, eş açılar ara. Şöyle ki, şimdi bak şurası şu açıyla, yani ECD açısıyla BCA açıları birbirine 90'a tamamlıyor. Buraya alfa, şuraya da beta diyelim. Alfa beta.
alfa ile beta'nın toplamı 90'dır arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeni de bir dik üçgen olduğuna göre şu arkadaşla BAC açısıyla şu alfa birbirini 90'a tamamlayacak değil mi? Çünkü 90 burada. Demek ki burası da betaymış. E bu durumda bak beta ile alfa birbirine 90'a tamamlıyorsa şu arkadaş da alfa kadardır. Bu durumda neyi gördüm? Yine nizami yazalım. ABC üçgeni ABC üçgeni benzerdir arkadaşlar. Önce A'yı çizdim. Betalıyı. Bak C sonra 90'ı çizdim. E sonra da alfayı yazdım. C burada da alfayı D görüyor. CED üçgeniyle benzerdir. Şimdi ben kolaylıkla benzerlik oranımı yazabilirim. Şurada bir boşluğum var, oraya yazalım. Veriler kim? Bak 6'nın alfanın gördüğü açı. Burada da alfanın gördüğü açı. En güzel de benzerliği böyle yazarsın. Alfanın gördüğü 6 bölü alfanın gördüğü 4 eşittir. Burada 90 derecenin gördüğü, önce nereden başladım? Şu üçgenden başladım, bundan başladım. 90 derecenin gördüğü AC bölü, burada 90 derecenin gördüğü de DEC açısıdır 90'da. Bu da 8'dir. Niye bunları tercih ettim, üçüncüyü yazmıyorum? Çünkü bütün veriler bunlarda. 8, 4, 6'nın hepsini bulaştırabileceğim, hepsini de kullanacağım eşitliğim bu. Sevgili arkadaşlar, AC kaç olur bu durumda? Hop, 48, 4'e böl, 12 olur. Cevaplara bak, 12 işaretleme çünkü AE soruldu. Tamamı 12 ise şuradan 4'ü çıkar, buyur sana 8 olur. A'yı da işaretlerim. Devam ettim 3. soruya. Şimdi bu sevgili arkadaşlar, benzerlikte biliyorsunuz açı benzerlikleri vardır. Bunu kullandım. Bu arkadaşla da açı kullandım. Şimdi burada başka bir benzerlik yakalayacağım. Ha, yakalamama da gerek yok. Bak ben sana hep nizami yazdım ya birinci ve ikinci soruda. İşte burada onu kullanacağım. Şekildeki ABC ve DEF üçgenleri birbirine üçgenlerinde bak benzerlik var. Bu benzerliği vermiş. ABC FDE'ye benzermiş. 4, 5 verilmiş. Burası da 10 verilmiş. Buna göre DF. Şurası ne kadardır diyor arkadaşlar. İşte bak yazdık ya. A açısıyla F açısı arkadaşlar. A açısıyla F açısı. B açısıyla D açısı. B açısıyla D açısı. C açısıyla da E açısı. Hop eş aynıymış arkadaşlar. Güzel. Şimdi benzerliklerimi nasıl yazarım? Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe yaz. Şimdi bak şu arkadaşın gördüğü, şu tek trikle yazdım. Bunun gördüğü 4 bölü bunun gördüğü x eşittir. Yine bildiklerimden gideceğim. Şu karalı olarak çizdim. A'nın gördüğü 5. Burada F'nin gördüğü 10. Sevgili arkadaşlar x'i bulun. Oran orantı bilen arkadaşım bilir. Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olacak. X eşittir 8. Evet, enteresan. İkinci sorunun cevabını da 8 bulmuştuk. E dedik, yolumuza devam ettik. İşte bu yazışta arkadaşlar. Yani çok kitabi, ÖSYM bununla ilgilenir mi bilemiyorum ama sonuçta buna da elinize alışsın. Çok matah değil açıkçası da ama yani bilmekte fayda var. Ben de zaten kitabi yazmaya gayret gösterdim. Şurada bir şey söyleyebilirim. ABC ikizkenar. Arkadaşlar bak ikizkenar lafını duydun mu? Bak bütün konularda söylüyorum, hatta öğrencilerime de söylüyorum. Bunu duyar duymaz, ikiz kenarı duyar duymaz, AB AC'ye eşitse hemen ilk yapacağın hareket, ikiz kenar üçgen dendi mi onu söyle. Şu açılarda birbirine eşittir arkadaşlar. Taban açılar birbirine eşittir. Şurası da tepe açısıdır. Hemen işaretle. Hatta eğer denklem kuracaksan AA harflendir de. AD. Ya da sen en sevdiğin harfi ver. İstiyorsan yumuşak G'de. Sen bilirsin. BD C'ye eşit 6. Bunun eşit dediğine bakma, kalemden tasarruf. Bu da 6, bu da 6. Burası da 9 verilmiş. Şurası da aha da 8. O da verilmiş. DF ne kadardır diyor arkadaşlar. Yine 8. X. Şimdi bak burada benim göreceğim. Ben buradan Pisagor mu yaparım? Onu mu yaparım? Nereden çıkartırım? Bir şey bulmam lazım. Çok bariz bir şey de yok. Ama ne görüyorum arkadaşlar? Bakın burası doğrusalsa, şu arkadaş B açısıysa,
Bak burası da B açısıdır. Değil mi? Gayet güzel. İyi de hocam başka açı benzerliği göremiyorum. Sevgili arkadaşlar, kenar, açı, kenar benzerliğini kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şimdi bak kollara bak. B açılarının kolları 6 ve 9. Bu bunun 1,5 katı. Ve B açısının buradaki kolları da 4'e 6. Yine 1,5 sevgili arkadaşlar. Bu durumda şunu yazarım. BFD açısı, üçgeni benzerdir. Önce B'den başladım. C, şöyle çevirdiğimi düşün. D ile M birbirine denk gelir. Şuraya M'yi yaz. Şuraya da E'yi yaz. C, cam üçgeni oldu. Vay enteresan başlamışım. Çünkü bak E açısıyla da şöyle çevirdiğimde 4, 1,5 katı, 6, 1,5 katı. Bu durumda görüyorsunuz zaten. Hep 1,5 katı gitmişsin. 4'ün 1,5 katı, 6'nın 1,5 katı, 8'in de arkadaşlar 1,5 katı 12 olur. Hiç benzerlik oranı bile yazmadım neredeyse. Ama neyi kullandım? Kenar açı, kenar benzerliğini. Bu arkadaş, bu arkadaşa aynı oranda büyümüşse, açılar da eşitse bu artık benzerdir. ME ile DF arasındaki oran da aynıdır. Şu üçgenin 1,5 katıdır. Hani ben böyle elimle büyütüyorum ya cep telefonda diye büyüttüm de 1,5 katına büyütüyorum. 6 olur, 9 olur, 12 olur. Neredesin? A şıkkındasın. Cevap anahtarı da bizimle aynı fikirde. 5 numara gelsinler bakalım. Evet, gene güzel sorulardan bir tanesi. Tamam bak paralel. Paralelliği de gördün mü? İkiz kenarda dedim ya şu açıyla şu açı. Yöndeş çünkü arkadaşlar. Bu arkadaşlar da birbirine eşittir. 6, 9, 10, 20. 6, 6, 9, 20. Yerinde verilmiş. KNR üçgeninin kenarlar toplamı. Çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar gördüm. Bak KNR üçgeni. Ne kadar kitabiyim değil mi? Normalde bu kadar olmam. KLM üçgenine benzerdir. O zaman sevgili arkadaşlar bana nereyi sordun? Sen çevreyi sordun. Bak 6 bölü 15 değil mi? 6 bölü 15. 6 bölü 15 sevgili arkadaşlar eşittir. X ya da şunu yapalım. NR bölü 20. O da eşittir. KN bölü KL. Çok incecik yazdım ama kusura bakmayınız. Sevgili arkadaşlar görüyorum bak buradan buraya 2,5 katı. Yani hocam sen de çok şey biliyorsun hemen söylüyorsun 2,5 katı diye. Hiç telaş etmene gerek yok. Şununla şunu çarparsın işler tırışlar çarpımı. NR'yi de öyle bulabilirsin yani. 2,5 katı. 2,5 katı kimin 20? 2,5 katı 20'dir. 8'in arkadaşlar. 2 ile çarp. 16 bir de yarısı 4'tür. Topladığında bunu bulursun. Şimdi burada da yapacağım şey şu. Şuraya x deyiver. 6 artı x. Önce şeyi yazıyordum. X'i yazıyordum. Önce KNR'yi yazıyordum. X bölü, şuraya x dedim. Bölü 6 artı x eşittir. 6 bölü 15'i yaz. Ya da sadeleştir 3 ile. 2 bölü 5. Bak 2,5 katı. Yap içler dışlar çarpımını. İstiyorsan bak yine iterasyon yapabilirsin. Dersin ki bu 3'tür mutlaka. Evet 3. 3'e 9 yok olmuyor. 4, 5, 6. Neyse yapalım hadi. İçler dışlar 5x eşittir 12 artı 2x, 3x eşittir 12, x eşittir 4'müş arkadaşlar. Evet 4. Burası da 4 santimetre imiş arkadaşlar. 4 burası, 6 burası, burayı da 10 buldum. Bak 4'ün 2,5 katı 10'dur. Çevreyi sormuştu. 6, 4 daha 10, 10 daha 20'dir. Bulur sana anda. Bir dakika ya. KNR'nin çevresini sordu. Ben A şıkkı işaretlemişiz burada. 4'ün 2,5 katı 10 değil mi ya? Evet. 6 bölü 15. Allah Allah A şıkkı yazmışım ama demek ki B yazacakmışım. Neyse ben bunu bir tercih ederim. Eğer ben bir yanlışlık yapıyorsam da beni uyarın arkadaşlar. 12, 2x, 5x, 3x, 4. Tamam 4 ya. Bu 4, 6, 10. Ay bunu 10 dedim ya. Bunu 8 demiştik ki. Burada 8 yazıyor ya. Tamam şimdi gördüm. Tak tak. Yanlıştan döndüm. Cevap anahtarına baktım da öyle ayıktım. Siz aman böyle minik hatalar yapmayın arkadaşlar. Evet 6 ile devam ediyorum.
Şekildeki ABE-DE üçgenleri, evet, şu gösterim de arkadaşlar şudur. AD doğru parçası ile BC doğru parçasının kesişim noktası E noktasıdır. Bu da geometriye has bir gösterimdir. Şimdi ABCD'ye paralel ise, burada da bak Z kuralını görüyorsunuz. Z, senin Z dedin. Ben buna iç ters açılar derim. Ki kitabi adı da odur. Bu açılar birbirine eşittir. Yine ters Z görüyorsun. Şu açıyla da şu açı eşittir. Bak bu arkadaşlar da ters açılar. Bunlar da eşittir. Buna Thales üçgeni de denir arkadaşlar. Thales üçgeni ya da kum saati. Kum saati daha güzel. Bir benzerlik yazacağım ama burada benzerliklerime dikkat et. Şimdi AB'nin iki katı CD'ymiş. Yani burası X kadarsa burası 2X kadardır ki benzerlik oranın hemen çıktı değil mi karşına? Bak aynı açıların gördüğü kenarları oranladığında ECD üçgeni EBA üçgeninin iki katıymış. İki kat büyütürsen bunu görürsün. AD 12'ymiş sevgili arkadaşlar. Buna göre AE ne kadardır? Gel AE'ye biz A diyelim. Şurası o zaman ne olur? 12 eksi ilk 12 eksi A olur. Tamamı 12 çünkü. Ne dedik? A'nın 2 katı, çünkü artık benzerlik oranı 2 kat. 2A eşittir 12 eksi A olur arkadaşlar. A'yı buradan 3A eşittir 12. A'yı 4 olarak kolaylıkla bulursun. Bana AE'yi sormuştu. Evet, 4 olarak bulurum. Evet, devam edelim. 7 numarada birkaç takla daha atacağız. Yani hemencecik değil de biraz uğraşarak bulacağız arkadaşlar. Kademe kademe gideceğiz. Bu da şu. Şimdi bu arkadaş bu arkadaşa paralelmiş. Güzel. Bak burada şurada kum saatini görüyorsun değil mi? Önce onu kullanacağız. Burada EFK üçgeniyle KBC üçgenleri benzer. Daha sonra başka benzerlik de var. ADE üçgeniyle ADE üçgeni ile, çünkü paralel, ABC üçgeni de benzer arkadaşlar. Bunları ilk 6 soruda detay detay çizdiğim için tekrar tekrar çizmiyorum. Zaten yerimiz dar. Ortalık ana baba gününe dönmesin. 6. sorudan da şu kum saatini görmüş oldum. Bak, şu EF ile BC oranlanacak 2 katı. 6'ya 12, 2 katı. Şimdi 6, 4, 12 verilmiş. Arkadaşlar EK ile KC arasında ben bir oranlama yapabilirim. Burası X kadarsa KC 2X'tir değil mi? Çünkü şu açı ile şu açı aynı açılar. Burada ben bunu görüyorum. Burada da karşısında bunu görüyorum. Güzel. X'e 2X dedim. Bana oran soruluyor zaten. Oran sorulduğu için de buradan o hareketle gidebilirim. Şimdi neyi görüyorsunuz sevgili arkadaşlar? Şunu görüyorsun. Bak ADE üçgeni ile de ABC üçgeni benzerdi ya. 4'e 12. ABC üçgeni ADE üçgeninin 3 katı. Yani bu durumda AE uzunluğu AC uzunluğunun 3 katı olacak. Gel buraya Y diyelim mi? Y dedim. Y bölü 3x artı y artı y bölü, tamamı da 3x artı y. Oranı arkadaşlar 1 bölü 3 olacak. Hepsi bu. Hocam x, y diyorsun oran. İşte arkadaşlar bak AE'yi y cinsinden söyledim. KC'yi de x cinsinden söyledim. X ile, x ile y arasında bir bağıntı bulacağım. Olayı çözeceğim. 3y eşittir 3x artı y. Bak burada ne görüyorsun? 2 tane y eşittir 3x. Bu durumlarda ne yaparsın? Y senin için 3k'dır. X de 2k'dır. Bitti değil mi? Bak oranladın. Çarptığında 6k'yı görüyorsun. Bu durumda y dedi. Y'yi 3k dedin. AE demişti. 3k bölü kc 2x. X'e de 2k demiştin. 2 tanesi 4k yapar. Bak yolcu k'lar. Sana 3 bölü 4 mis gibi de kalır. Ya da şöyle de düşünebilirdin. Burada bu rasyonel bir sayı çıkacak. X 2x dedin ya, bu bunun 2 katı. Sen buraya 2x 4x derdin. Şu arkadaşı da 3x olarak bulurdun. 3x bölü 4x'ten bunu da yapabilirdin. 3 bölü 4'ü işaretledik. Tam gaz 8'e devam ettik. Bak bu çok güzel, şahane bir şey söyleyeceğim size sevgili arkadaşlar. Burada var ya, ben size doğrunun analitiğinden bile bahsedebilirim buradan. Dinle. Hatta doğrusal lafı bak.
doğrusal lafının vücut bulmuş halidir bu. DC, EF, AB birbirlerine paralel. Enfes. 4, 7, 9 verilmiş. DE bölü AE. DE bölü AE ne kadar? Arkadaşlar bak şimdi. Bu arkadaşlar paralel doğru parçaları. Yukarıya doğru gitmişler. Bak gittikçe azalıyor. Normal şartlarda bunu bir üçgene çevirip böyle de çözebilirsin. Oysa ben ne yapıyorum? Bak 9 ile 7'nin aritmetik ortalaması 8'dir. Şu 8 santim uzunluk şu arkadaşların tam orta yerine gelir. Şurayı da iki eşit parçaya böler. Doğrusaldan kastım arkadaşlar. Bak AD doğrusal, BC doğrusalsa benim buraya çizeceğim bütün 1 santimlik 1 santimlik mesafeler hep aynı mesafede böler. Çizdim 6 santimliği, hop çizdim 5 santimli. Bak 9, 8, 7, 6, 5, 4 eşit aralıkla eşit oranda küçülüyor. O zaman bu mesafelerin hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Karşılıklı. Şunlar birbirine eşit kendi aralarında, bunlar da kendi aralarında eşit. Ha, aman şunlar karşılıklı eşit değil. Cümlelerimden biri öyle olduysa el anlama. Şimdi sen bana ne soruyordun? DE bölü AE. Bak burada bundan kaç tane görüyorsun? Hatta bunun her birine X de. X, X, X. DE 3X olur. AE de 2X olur. Haydi geçmiş olsun. 3 bölü 2'dir. Doğrusalın ne olduğunu ben bu oranlamaları bilince ne kadar kolay çözüyorum. Şimdi geometrinin başındasın test olarak. Ama sen şunu biliyorsun zaten bak. Yamuğun alanında A, C ve yükseklikte H ya sevgili arkadaşlar dik. Sen bunu nasıl buluyorsun? A artı C bölü 2 çarpı H alanı. Yamuğun alanı. Bak A artı C bölü 2 dediğin şey bu arkadaşın tam ortasından geçen çizgi. Şunların aritmetik ortalaması. Biz de burada farklı bir şey yapmadık. Bak 8 ile 4'ün aritmetik ortalaması 6'dır. Tam da ortasında yer alır. 8 ile 4'ün 6. Bütün yaptığımız bu yani. Geldik 9 numaraya. 9 numara da fena değil ha. ÖSYM yetkilileri gene üzülmüştür. Keşke biz sorsaydık bunu sınavda diye. Belki de elemelerde elendi bu. Başka bir soruyu sormak zorunda kaldılar. Şey vardı. Çerçeve kayıyor falan. Onu sordular belki de. Evet. Şimdi AB eşittir AC'ye. Buralar 30 santim 30 santim. Şuraya çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Şu şekli buraya çizdim. Tam orta yerinden almış arkadaş. 15 15 santim. Hop şunu da çizmiş. 8 santimetrelik bir şey oluşturmuş. Sonra demişler ki ya demişler şu aralık çok oldu. Çok hava giriyor. Biz bunu demişler 4 santimetre azaltalım. Yani şu mesafe 4 santim azalsın demişler. X eksi 4 olsun istemişler. Bu durumda şu DE, ED, 8 santimetrelik metal parçası sevgili arkadaşlar. Bununla oynamıyorum. Diyor ki A noktasının kaç santimetre uzaklığındadır? Şurayı alırım. Yine tabii ki paralel olacak. Bu arkadaş buraya paralel tam orta yerlerine. CA'nın da tam orta yeri olduğunu söylemiş olmalı. Pencerenin kenarlarının tam orta noktasına. Tamam, güzel. Yani bu durumda sevgili arkadaşlar E'den de alıp yine paralel bir şekilde yukarıya doğru taşıman lazım. Asıl söylemek istediği o. Yoksa E noktası sabit kalırsa o arkadaşı yakalaman biraz zor olur. Şimdi yeni durum ne? Yeni durumu görebilmek için şöyle yapalım. Çizdim. Evet çizdim. Şurası A noktası. Güzel. Sevgili arkadaşlar ben önce şunu bulayım mı? Şuna kadar. Bak dikkat edersen burada yine benzer üçgenler var. Şu açıyla şu açı. Şu açıyla şu açı benzer. 30'a 15. 8'e burası arkadaşlar 16'dır. Değil mi? 8'e 16'dır. Yeni durumda ne istiyor? Bu arkadaş 16 fazlaymış. Burayı 4 santim azalt. Yani 12 santim yap. Sen bunu 12 santim yaparsan şuradaki neresi 8 santim olur? 8 santim şurası nerede yer alır? Şimdi sevgili arkadaşlar seni 8. soruya götürüyorum. Yani benzerlikle de çözebiliriz de şurası da toplam 30. Tamam benzerlikle de çözeceğim. Önce şu şekilde çözeceğim. Bak burada şunu gör.
8, burası toplam 30 ya. 12'den 8'e düşmüşsün. 4 birim düşmüşsün. Gel bir 4 daha düş. Burası 4 olur. Çizeceğin şunlara paralel. 4 daha düşersen 0. İşte buraya gelir. Ve sevgili arkadaşlar, şu mesafeler hep birbirine eşit olur. Ki ikiz kenar olduğu için bunlar da birbirlerine eşit olur. Bu durumda ne olur? 10. 10. 10. Bak bu durumda hop A'dan bu mesafe 20 santim uzakta olur. Hocam ben bunu bilmeseydim nasıl yapardım? Sevgili arkadaşlar şöyle yapardım. Derdim ki hop renkli bir kalem alacağım. Bilmiyorum. Şunun 8 olduğunu biliyorum. Şuraya x derdin. Tamam, x. Tamamı da 30 ya. Şurası da 30 eksi x olurdu. Derdin ki 8 bölü 12 kendimize yazmayalım. 8 bölü 12 benzerlik yapıyorum değil mi? Şu üçgenle büyük üçgeni benzeteceğim. 8 bölü 12 eşittir 30 eksi x bölü x derdin. İşte bu. Bunu çözerdin. Burası 4'e böl 2, 4'e böl 3. 2 bölü 3 eşittir 30 eksi x bölü 10. Bak 10 x'i 20 mi? 10 buluyoruz. 20 bölü. Nerede yanlışlık yaptık ya biz? Burası x'e, burası 30 eksi x'tir. X değil ki. Ya buraya 10 yazdım ya. Kim yazdı onu? Bir dakika ya. Ben iyice saçmaladım ha. İyi mi? 30 eksi x bölü 30 burası bir kere. Saçma yazdım. Tamam saçmaladık. Burası 30. Öyle değil mi? Bak bu bölü tamamı. Yani şimdi çözdüğünde 2 bölü 3 için buranın 10 olduğunu görürsün. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testi de tamamlamış. Bak şunu öğrenmen çok iyi. Çok faydana olur. Bir sürü işlemden tasarruf etmiş olursun. Zaman çok önemlidir. Hele hele TYT'de. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlemiş ve seyretmiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.